Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca koronavirüsle mücadelede 8 haftanın geride bırakıldığını belirtti. 8 haftasını geride bıraktığın koronavirüsle savaşımında dünyanın sana hayranlık duyduğunu bilmelisin. Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye dünya toplumunun gündeminde. Türkiye'nin bilim insanları başarılarıyla İtalya'dan Amerika'ya, dünyaya, dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarı öykümüzü ekranlarına taşıyor. Dünyanın öteki ucundan doktorlar Türkiye'deki meslektaşlarından bilgi alıyor. Salgının yarınlarını tehdit ettiği toplumların gözü Türkiye'de. Dünyanın imrendiği başarının kahramanlarını görmek için gözünüzü başka bir yere çevirmeyin. Kendinizi bu başarının altında kendi gücünüzü aşan bir şey aramaya zorlamayın. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bu başarının sahibi sorumluluğunu tek tek yerine getiren 83 milyondur. Eğer bilim insanlarımızın önerdiği tedbirleri uygulamasaydınız, esnek davransaydınız sonuç alamazdık. Teklif eyleme dönüştü. Bazı kısıtlamalar hayat korudu. Aziz vatandaşlarım, hayatımızda unutulmayacak bir tarih olan 10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Bakan Koca 8 haftalık bir sürecin kısa bir zaman olduğunu vurguladı. 198 ülkede hayatı tehdit eden bugüne kadar 4 milyon 373 bin insanın yakalandığı, 294 bin insanın ise ölümüne neden olan ekonomisi çok güçlü, hayat standardı yüksek ülkelerde toplumsal düzeni dize getiren böylesi bir salgın hastalıkla mücadelede 8 hafta kısa bir zamandır. Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek, insanlığın hikayesinde yeri olacak büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Böylesi büyük bir hadisede 8 haftalık bir mücadele uzun ve yorucu değildir. Her günü kritik, yarını bugününden önemli bir mücadeledir. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken insan hayatında son derece kısa bir zamandır. 8 hafta süren kimi yoksunluklar riske, rağmen kontrolü elden bırakmamamıza yol açacak bir zaman değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Daha ötesi risk alınmış bir an bile hayata hayatlara mal olabilir. Karıştığımız kalabalıktan girdiğimiz bir kuyruktan salgın tekrar uç verebilir. Tedbir, temkin, aklın seçeneğinden öte artık aklın mecburiyetidir. Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. Hastalarımızın tedavisi ve bulaşmanın önlenmesindeki sorumluluk kadar işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm. Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynı anda tüm dünyanın konusu olan ilk olaydır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aynı sebeple en çok insanın öldüğü ilk küresel ölçekli olaydır. Koronavirüs salgını bugüne kadar aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. İnsanlık daha önce aynı anda tüm dünyayı saran böylesi bir salgınla karşılaşmamıştı. Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır. Salgın bizi hareketi sınırlamaya, izole olmaya, daha az temasa, insanlarla aramıza fiziki mesafe koymaya, kontrollü yaşamaya zorluyor. Bakan Koca, Türkiye'de yapılan testlerde pozitiflik oranının düzenli olarak düştüğünü belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dün dünyada toplam 82.591 yeni vaka tespit edilmiştir. Salgının kazandığı seyirde henüz bir değişiklik yok. Sadece Amerika'da dün 1630, İtalya'da ise 172 yeni ölüm oldu. Türkiye günlük koronavirüs tablosu ise dün eski günlere göre çok daha iyi bir tabloydu iyileşen hasta sayımız toplam hasta sayımızın yüzde yetmişine ulaştı. Rakam olarak söylersek 140 bin, 141 bin hastamızdan 98.889'u sağlığına kavuştu. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde hastalığın artık gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Yapılan testlerde Pozitiflik oranı ise düzenli olarak düşüyor. Covid-19'u düşündürecek şikayeti olanlara, pozitif vakalarla teması olanlara, şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Yeni vaka sayısı azalmıştır. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı. Bu strateji yaygın tarama yerine filyasyon yönteminin tercih edilmesiydi. Bugün sayıları 6.239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz 10 Mart'taki ilk vakadan bugüne riskli yani bir hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Böylece virüs kapmış, kapmış olması muhtemel kişiler kendileri bulaştırıcı olma aşamasına gelmeden izole edildiler hastalığın yayılımını kaynağından hareket ve takiple kontrol altına aldık. Eğer bunu yapmamış, gelen hastaları tedaviye odaklanmış olsaydık, hastalık vahim bir hızla yayılırdı. Fakat tedavinin tek başına başarı sağlayamayacağı gibi filyasyon da tek başına başarı sağlayamaz. 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İzolasyon sayesinde de risk yönetildi. Sosyal mesafe kuralıyla virüsün önü kesildi. Maske kullanımıyla solunum yoluyla bulaşan virüse karşı ciddi önlem alındı. Geçen haftaki buluşmamızda vaka bazında salgının Türkiye'deki seyrini size kısaca özetlemiştim. 10 Mart'taki ilk vakayla başlayan süreçte hepimiz üzerimize düşeni yaptık. İlk dört hafta içinde olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 11 Nisan'da 33.170 kişiye test yapılmış, 5.138 tanı konmuştu. Vaka sayısının en yüksek olduğu tarih bu tarihti. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43.498'e çıktı. Testteki artışa rağmen Yeni hasta sayısı azaldı. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Eğer rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam şu anki ama şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Sağlık Bakanı Koca tehditin devam ettiğini ve tedbirin zorunlu olduğunu ifade etti. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Başarı ilk dönemde olduğu gibi yine tedbirlere bağlıdır. Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs şimdilik tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Wuhan'daki ilk olay özellikle kentlerdeki hayat için bir milattır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen bir hafta önce ne söylediysem tekrar ediyorum. Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. İyi haber olan her sayı yükselirken, kötü haber olan her sayı azalırken, güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Hastalıktan, ölümden korku doğaldır. Fakat korku tehlikeyi, riski yönetecek bir strateji değildir. Uyarılarımızın hiçbiri korkudan medet ummuyor. Uyarılarımız toplum olarak bir sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor. Uyarılarımız, ricalarımız, önerilerimiz salgın karşısında davranışın akla uygunluğu üzerinde duruyor.